Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyelim. Katıl butonumuz aktif olup buraya dahil olarak istediğiniz hisse, emtia, kripto, para, teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz bilirsiniz. Yine Binance borsası referans kimliğimi videoların altına bırakıyorum. Buradan kaydınız olup Binance Global ve Binance TR üzerinden kaydınız olup 7.24 kripto para işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Evet Airbus sorulmuş, İşçe TR sorulmuş, Oyak, Çimento, Sasa, Şişe, Türksel, Mepark. TVT XRM yine kripto paralardan sorulanlar arasında değerli dostlar. Size Warren Buffett'in bir sözüyle başlayayım arkadaşlar. Size diyor nasıl zengin olacağınızı anlatayım diyor. Tüm kapıları kapatın diyor. Yani kulaklarınızı tamamen kapatın. Herkes aç gözlülük yaparken siz korkun. Herkes korkarken siz aç olun. Arkadaşlar bunu kullanın. Bakınız. Herkes korkar iken siz aç gözlülük yapın. Herkes aç gözlülük yapar iken siz korkun. Evet. Airbus'la başlayalım. Borsa sabırsızlardan sabırlıların para kazandığı bir sektördür arkadaşlar. Onun için sabredeceğiniz zamanı dilimi iyi takip edin. Evet. Erbos. Daha önce analiz çalışmasını yaptığımızda merkezi bir nokta. 91.15'e dikkat edin dedik. Buradan bir dönüş gelir ise alım fırsatı olur dedik. Maalesef 91.15'ler aşağı doğru kırıldı arkadaşlar. Yani 91.10 bandının altında sıkıntılı. Buradaki bakınız senaryoyu. Eğer buradan dönüş gelir ise yukarıya daha sonra onayını alıp tekrar Yükseliş trendine girebileceğini söyledik. Maalesef altına geldik. E, 91 onların altındayız. Yani burası riskli, burası tehlikeli bir bölge. E, dikkat etmek gerekir buraya. Şöyle bakalım. Yatayda diğer karşılayabilecek noktalar nelerdir? 79 var. Bir tık altında 60 var. ya yani Bu bölgeler doğru geri çekilme olabilir arkadaşlar. Maalesef e, yükselen bir destek hattı çökmüş durumda. Çizimleri şöyle bir kaldıralım. Bakınız arkadaşlar, net bir görüntünün olduğuna burada şahitlik ediyoruz. Maalesef bu görüntü pek hoş olmadı arkadaşlar. Teknik anlamda sıkıntılı bir süreç diyebiliriz. Evet. Yani buradan tekrar bu hattın destek çizgisinin üzerine tekrar atmamız gerekir. Yani sağlıklı bir bakış açısı için yani 91.30'lar aşılır ise birazcık daha sağlıklı olabilir arkadaşlar. Yani bu bölge kırılır ise biraz daha e, olumlu konuşabiliriz. Pardon 90.65. Evet yanlış söyledik arkadaşlar 91.30 değil. 90.65 bantları aşıldığı takdirde tekrar ümit var olabiliriz. Şimdilik birazcık sıkıntılı bir nokta arkadaşlar bu bölge. Dikkat ediyoruz. Maalesef ana destek noktamız kırılmış durumda. Geçelim. İş CTR'ye bakalım şimdi de. Evet teknik analizini sevdiğim ve güvendiğim bir hisse. İş CTR başarı oranımın yüksek olduğu bir hisse. Evet değerli dostlar burada bakıyoruz. Ee, bakın mavi çizgiyle çizdik. Burası genelde bir fırsat bölgesi olarak karşımıza çıkıyordu. Tekrar fırsat olarak karşımıza çıkar ise bir fırsattı 4.90 bantları. Buraya gelmeden de aşağıda bir sarı bölge çizdik. Bakın şu hat ortalama 5 bandı. Bu band yine bizim için önemli demiştik arkadaşlar. Yani 4.90'a gelmeden 5 bandından bu sarı hattan dönebilir demiştik. Buradan bir dönüş geldi. Yani bu olumlu mu olumlu? Yani burada biz e, direkt 4.90'lara kadar bir düşüş olsaydı. Yine e, olumlu bakacaktık. Yani buradan bir fırsat sunacaktı. Diğer bir fırsat bölgemiz sarı çizginin olduğunu söylemiştik. Tam da bu bölgeden dönüş geldi arkadaşlar. Bir ters omuz baş omuz görüntüsüyle bakın şu hatta doğru yönelebiliriz diye daha önce anlatmıştık. E, burada bir de boşluklu bir bölge var bakınız. Yani o hatta doğru ortalama 5 60 bantlarına kadar bir hareket potansiyeli olabilir arkadaşlar. 5 ve 4.90 sıralı destekli takip ediyoruz. Yukarıda ise arkadaşlar sırasıyla takip edeceğimiz direnç noktaları 5.38 oldukça önemli bir bölge. Bakın geçmişten de gelen ortalama 5.77 5.80 sırasıyla gelebilecek direnç bölgeleri teknik hedef bölgeler arkadaşlar. Şöyle koyalım bu hatları fiyat etiketlerini yapıştıralım. Evet burada 5 aşağıda 4.90 bandı sırasıyla desteklerimiz yukarıdaki de dirençlerimiz arkadaşlar. Geçelim. Oyak çimento sorulmuş. Evet, oyak çimento'da epey bir çalışma yaptık. Halen aynı kural, aynı kanun geçerli. 620'lerin üzerinde kaldığımız müddetçe oyak çimento ile ilgili düşüncemiz olumlu arkadaşlar. 620 bizim için çok çok önemli bir destek noktası. Ya bu bölgenin üzerindeyiz. 620'nin üzerinde olduğumuz yüktece, bu sarı çizginin üzerinde olduğumuz yüktece yani yukarıya doğru bir hareket potansiyelimiz her daim mevcuttur arkadaşlar. Ama 620'nin altı tabii ki de sıkıntılı. İndikatörlere bakalım. Yani indikatörler çok da iştahlı olmasa da 620'yi biz burada referans olarak takip etmeye, kabul etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan Baktığımız zaman üçlü bir dip çalışması olabilir mi bu bölge? Birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip. Yani şu bölgede arkadaşlar, şöyle yapalım. Bakın, birinci dip bölgemiz, ikinci dip bölgemiz, üçüncü dip bölgemiz. E, bu anlamda aslında olumlu bir bakış açısı olarak nitelendirebiliriz. 620 referanslı. Ne yapıyoruz? takip ediyoruz arkadaşlar. 6.20'nin üzerinde kaldığımız için sıkıntı yok. İlk destek noktamız 6.30 ama majörde 6.20 bizim için önemli bir bölge arkadaşlar. Evet. çizimleri zamanla güncelleyeceğiz. İsterseniz kaldıralım mı? Dursun. Bu sefer daha dursun. 6.20 önemli olduğu için kaldırmayalım. Resetlemeyelim. O yakışmanın 6.20 desteğimiz söz konusu. buralardan bir hareket bizi tekrar 7.20, 7.43, 7.76 bantlarına taşıyabilir arkadaşlar. Sasaya bakalım. Epeydir Sasaya bakmıyoruz. Muhteşem, muhteşem. Sasada düşüş ve düşüş onayı öngörümüz daha önce bulunmuştuk. Bunlar gerçekleşti. Şimdi ise şöyle alçalan bir e, arkadaşlar direnç çizgimiz var. Bakınız, kırıldı. Ve destek noktamız net idi. Yani bu anlamda 25.86 destek dedik. Çalıştı. Olumlu arkadaşlar. Yani sasa'daki görüntü olumlu. 25.86'ların altına düşmediği müddetçe yukarı doğru potansiyeli barındıran bir hisse konumunda şu an itibariyle. Evet. Güzel. 31.10. 32.26. Yukarıda da ortalama 36 50 37 bantlarına doğru bir potansiyel söz konusu olabilir. Teknik görüntümüz güzel. 25 80'lerin altında bir hareket görmediğimiz müddetçe olumlu. İndikatörler yine olumlu. Evet, SASA güzel arkadaşlar. SASA'yı da yine daire içerisine alalım. Teknik görüntümüz güzel. Şişe'ye bakalım. Evet çok güzel çok güzel. Şişede de yine destek bölgesinden bir hareket oluşmuş durumda. Bir haftalık grafiğimizi şöyle alalım. Evet. Bir haftalık grafiğimizde baktığımız zaman isterseniz şöyle tekrar bir çizim yapalım buraya. Evet. Oldukça güzel, oldukça net, berrak bir görüntü var. Ee, haftalıkta şişe destek bölgesinde arkadaşlar. Rakamsal anlamda haftalık kapanışını 8-13'lerin üzerinde yaptığı takdirde oldukça olumlu bir hava oluşacağı gibi haftalık kapanışını değerli dostlar 7.89 altında yaptığı takdirde ise negatif bir görüntü olacaktır. Evet tekrar ediyorum. 8-13'ün üzerine güzel bir görüntüye sahip olabileceği gibi 7 ların altında ise sıkıntılı bir süreç söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. Oldukça güzel bir destek dönüşüne burada şahitli gidiyoruz. MACD indikatörü henüz alım üretmiş değil. RSI bir ikili dip görüntüsünü andırıyor. RSI'da e, hisseye göre bir uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk söz konusu. Bu güzel. Bekli indikatörde alım yaktığı zaman oldukça olumlu bir seyir olacaktır. Ya Burada 7.89'ları baz alarak hareket edebilirsiniz arkadaşlar. 7.89'un üzerinde olumlu. Türksel Evet sıkışmalar her zaman önemli dedik. Sıkışmalar ne yaptı? Aşağı doğru kırdı mı? Kırdı arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Şöyle çizimleri kaldıralım. Şimdi şu bölgede. takip edeceğimiz noktanın şu dip kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada yatırımcının bakacağı temel alacağı nokta 14.79'un altında ortalama bir kapanış gelecek mi? Buna bakmalı. Bu değerin altında bir kapanış gelmediği müddetçe hatta bir tık aşağı doğru alabiliriz. 14.76. Arkadaşlar 14.76'ların altında bir kapanış görmediğiniz müddetçe ya burada yukarıya doğru bir sıçrama söz konusu olabilir. Evet şöyle alıyoruz 14.76 üzerinde olumluyuz. 14.76'ların altına sarkar isek tabii ki sırasıyla takip edebileceğimiz önemli değerler. 14.32, 13.67 13, ve daha aşağıları söz konusu olabilir. Ama şimdilik bizim 14.76'ya kitlenmemiz bu değerin üzerinde yukarıda ortalama 16.70'lere kadar bir potansiyel olabilir. Burayı iyi takip ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir durum söz konusu diyebilir miyiz burada? Birazcık böyle majör büyük bir filama görüntüsü. Bakın şöyle bir tablo. Şu kısımdan alacak olur ise hatta bayrakta diyebiliriz hiç fark etmez. Bakın şöyle bir görüntü var. Burada 14.76'lardan koparak 16.27'lere kırılır ise de yukarı güzel bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdilik destek bölgesine yakın bir noktadayız. Bu desteğin altı üstü şeklinde takip edebiliriz arkadaşlar. Mepark sorulmuş. Yine bizleri takip eden değerli dostlar Mlps sağlıktan güzel kazanç elde ettiler. Çünkü burada şu yorumu yapmıştık. Demiştik ki pandemi sonrası yasakların kalkmasıyla beraber en pozitif etkilenecek şirketlerden bir tanesi. MLP Sağlık, MEPARK. Ertelenmiş sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde devreye girmesiyle beraber güzel kazançların getirilerin olacağı bir hisse demiştik. MLP Sağlık'ta. Yine mavi hissesi için aynı analizi sizlerle beraber pandemi yasaktan kalkmasıyla beraber yapmış ilik hatırlar iseniz değerli dostlar. Şimdi burada bir teknik hedefimizi biz iki tane olarak belirlemiştik. Bunlardan bir tanesi 27-20 bandı ki buradaki sıkışmayı, bakınız daralmayı bir e, formasyon olarak şu şekilde anlatmıştık size. Kırılım geldi eyvallah sıkıntı yok. Bu kırılımda arkadaşlar şu şekilde bakınız. İlk önce şu küçük çanağın hedefi dedik 27 Bandları 27, 10 gibi bu rakamlar bizim 27, 20 gibi teknik hedefimiz. Daha sonra akabinde bakın şu büyük derinliği aldık. Bunda da 30.30 30 dedik. Ha burada hedefine geldiği için ilk 27.20 bandı hedefine geldiği için burada yataya bağladı arkadaşlar. Yani bu bölge birazcık zorlayabilir ki olasılık bunu gösteriyor. Yani hedefine varmış ilk hedefine varmış TP1 dediğimiz noktaya varmış Karal bölgesi. Akabinde tabi 30.30 Teknik hedef olarak yine karşılığımızda duruyor ee, Tabi burada Stop loss noktası illaki ben Koyacağım diyorsanız Arkadaşlar bakınız 26-28 26-25 Bandı geçmişteki Direnç noktamız bakın Güçlü tepe noktamızdan kaynaklı Destek noktası olarak burası Takip edilebilir 26-28 Arkadaşlar bizim için önemli bir direnç Pardon önemli bir destek noktası Evet 26-28 MRP sağlıkta me önemli bir destek yani buralarda tutunur tutunarak tekrar yukarıya doğru bir iğme kazanır isek 30 TL'lik teknik hedefe ulaşmış oluruz 26-28 aşağıda 25-40 arkadaşlar diğer ana destek noktamız şimdi sırasıyla bu fiyat etiketlerini yapıştıralım ve teknik hedefimizde şöyle koyalım arkadaşlar Evet TVT Boost. Evet. TVT'ye bakalım arkadaşlar. Bir günlük grafiğimiz bir omuz baş omuz formasyonu içerisine girebilir. Dikkat edelim burada. Yani bu formasyon ne demektir? Bakınız. Sol omuz baş. Yani şuralardan bir sağ omuz oluşumuyla beraber bir satış dalgası içerisine girebilir biliriz. Daha önceki dip bölgelerine veyahut da şu kısımlar arkadaşlar yönelebiliriz. Dikkat edelim arkadaşlar. Bir omuz baş omuz formasyonu görüntüsü hakim durumda. Buraya dikkat edelim. Özellikle olumlu bir havanın devamı için takip edeceğimiz kritik noktanın 108 bandı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kapanış bazlı olarak bakıyoruz. Bakın 108 bandı bizim için önemli arkadaşlar. Evet 1.08'in üzerine atabilir isek buradaki omuz baş omuz formasyonu hükmünü yitirir. Tekrar yukarıya doğru şahlanabiliriz. Onun için dikkat edelim. 1.08 arkadaşlar bizler için önemli bir destek noktası. Evet şöyle geçmiş noktaya gidelim. Bakın böyle de bir yükselen destek çizgimiz var. Ee, buraya dikkat edelim. Fiyat etiketini yapıştırıyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu değerin altında aman dikkat. Evet 1.08 109 bu bandın üzerine atmamız lazım. Altı riskli. Özellikle risk bölgesinde baktığımız zaman e, olası geri çekilmede 0.89 ve daha aşağıları şöyle arkadaşlar test edilebilir. Dikkatli olmak lazım. 108 109 üzerinde 1.52 ve bu değerin katlaması şeklinde arkadaşlar gidebiliriz yukarıya doğru hareket potansiyelim şu şekilde oluşabilir. Umarım buralardan bir dönüş gelir arkadaşlar yoksa işimiz birazcık sıkıntı olabilir. Geçelim. XLM demiş o gün bey. Evet, XLM arkadaşlar günlük grafik. Ya şimdi bu grafiklerle ilgili benim bütün düşüncelerim ya bu tarz hisselerin bakınız aynı hareketi yaptığı fikri bende oluşuyor. Bunu defaatle söylüyorum. Yani bu hisseler arkadaşlar Bakın diğer hisseler gibi sol gibi ada gibi daha önceki tepe noktasını bir şekilde arkadaşlar test etme potansiyeline sahip biraz zaman alabilir ama şöyle bir hareketi yukarıya doğru görme olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum XLM için bakış açım olumlu ama böyle günübirlik alsatlar değil birazcık sabırla beklemeyi gerektirdiğini ben düşünüyorum onun için sabredenlerin burada güzel kazançlar elde edebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da bir e, üçgen formasyona doğru gidiyoruz. Bu üçgen formasyonda arkadaşlar teknik bize şunu söylüyor bakınız de, direnç, destek, direnç, destek. İki direnç, iki destek. Bunun bir sonraki yolculuğu dirençtir arkadaşlar. Kız bu dirence kadar gelip kırdı, kırdı. Kıramadı. Tekrar aşağı doğru destek tekrar test edilebilir arkadaşlar. 32 63 demişiz daha önce. Bunu nereden almışız? Şöyle bakalım. Muhtemelen saatlik bazlı çalışmalardır. Şöyle bakıyorum. 0.33 bir tık altında 0.31 bu bantlar sırasıyla test edilebilir arkadaşlar. Yani geri çekilme anlamında bir düzeltme olarak bu bölge test edilebilir. Yani teknik hedefimiz direnç noktamız 0.41 41.2 bu bantlar pardon 0.41 bu noktalar bizim için teknik hedefte 0.42'ler burayı bekleyeceğiz arkadaşlar yani buraya ulaşıp ulaşmayacağını hep beraber takip edeceğiz bakış açım olumlu ama kısa vadeli düşünmekten ziyade bu tarz hisseleri birazcık orta uzun soluklu almakta fayda var diyoruz değerli dostlar şöyle bir görüntüde saatlik grafikte Bakalım destek bölgesinin üzerinde miyiz? Evet destek bölgesi üzerindeyiz. Ama bu desteğin test edilmesi ve hatta aşağı doğru hiçbir zaman için kırılmayacağı anlamına gelmez. Burayı iyi bir şekilde takip edin arkadaşlar. İkili bir tepenin burada oluştuğuna şahit ediyoruz. Bakın ikili bir tepe oluşumu burada söz konusu. Yani bu anlamda baktığımız zaman yani bir olası geri çekilmede güzel satışlar gelebilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Bakın kapanışını şu bandın altında yaptığı müddetçe. 32 74'lerin altında 0.3274'lerin altında sıkıntı artabilir arkadaşlar. Evet şöyle işaretleyelim. Daha ortalama rakamlar. Yani 032 76 dedik 0.3356 56 çıktı. Olabilir. Normaldir arkadaşlar. İçelim. 032 70 yine diğer destek bölgemiz arkadaşlar. Evet. Yine acele etmeden sabırla şöyle bir düşen kırılımı. Bakınız bir saatlikte Düşen kırılımı takip edilir ise biraz daha sağlıklı olacaktır XLM'de. Evet şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Orta uzun vadeli bakış açım pozitif arkadaşlar. Ee, yani ileriye yönelik güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Grafiği şöyle sıfırlayalım. Bakın daha önceki çalışmalarımızda şöyle bir görüntü. Bu haftalık grafiğimiz. Bakın haftalıkta bir şöyle çizimleri kaldıralım. Haftalıkta bir üçgen oluşumu içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle baktığımızdan böyle bir görüntü söz konusu. Yani muhtemelen üst direnç noktaları test edilecektir. 0.41 bandları test edilebilir. Akabinde kırılım tabii ki bizler için esas önemli olan husustur arkadaşlar. Evet şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz katıla dahil olabilirsiniz İstediğiniz hisse MT Kripto para teknik analiz çalışmasında bulunabilirsiniz ee, binance borsası referans kimliğimi yine bırakıyorum buradan da 110 komisyon indirimi ile 724 Kripto para işlemlerinizi yapabilirsiniz 60 dakikalık grafiği de biraz ilginç Dilerseniz ona da şöyle bir bakalım Evet, 60 dakikalık grafikte Şöyle bir görüntü maalesef söz konusu olmuş. Onun için dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Ee, 60 dakikalık grafikte olası geri çekilme bölgeleri. Bakınız ilk etapta 0.33-26'lar söz konusu diyebiliriz. Buradan bizim tekrar güç kazanmam için 0.35'lerin üzerine atmamız gerekir arkadaşlar saatlik grafikte. Evet tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıcakla kalın her şey gönlünüz olsun. Umarım güzel bir hafta sizlerle olur arkadaşlar.